Merhaba arkadaşlar, ben Ataberk. Oyuncu adamdasınız. Bugün sizlerle yapacağımız şey başka bir mod yükleme videosu. Bu mod yükleme videomuzda oluşan geçen mod yükleme videomuzda biraz daha zorunu anlatmıştım. Belki herkes yapamamıştır. Video gelen yorumlarda yapamıyoruz falan filan diyen bazı arkadaşlar olmuştu. Face'ten de yazanlar olmuş bana özelden. Bugün sizlerle Skydust üzerinden kolayca bir mod yükleme videosu hazırlamaya çalışacağız. Atıyorum bir tane mod yükleyelim. Ne olsun? Race Minimap. Skydust biraz yoğun bir site olduğu için ya da benim internetim yavaş olduğu için biraz kasıyor. Hatta bu Skydust'a girmek için skydust.com internet sitesi açıklamada bulabilirsiniz. Skydust.com'a girmek için yani bayağı bir çaba sarf ettim. Görmüş olduğunuz gibi giremiyoruz. Ama zaten ben indirmeyeceğim. Hazır indirilmişi var. Olsun, gelin gelsin, sayfada göstereyim size. Buraya ben modlarla hardcore yükle diye bir klasör açmışım. Bunlar normal modlar, başka Skydust üzerine indirmediğim modlar. Bu da Skydust üzerine indirdiğim modlar. Öylesine buraya klasör açtım, koydum içine. Bunlar size RAR olarak gelir. Ne indirmiştik biz? Bunu indirmiştik. Daha indirmemiştik. Aratıyorduk hala. Bak, arasın bu. Ya site yoğun ya da benim internetim yavaş olduğundan dolayı böyle. Bu minimap, bu böyle gelecek size. Installer diye gelecek. Buna sağ tuş, klasöre çıkart diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Race Minimap Mod Installer klasör olarak geliyor size. Şimdi başlata gelip app data yüzde yazdığınızda yüzde app data yüzde yazıyorsunuz. Roaming geliyor burada. Nokta Minecraft'ınıza giriyorsunuz. Mods klasörü var burada. Burada görmüş olduğunuz gibi mods, eğer yoksa sağ klik yapıp mods klasörü oluşturun. Bir de core mods, Jore mod klasörü oluşturun kendinize. Bu Herobrine mod yükleyince buraya kendi atıyor. Bu mods klasörüne gelin. Sonra bu tuttuğunuz şeyi buraya alın. Gelin buraya koyun, sürükleyin. Yani bunda pek bir şey yok. Ben atmayacağım. Zaten atılmışı var burada, görmüş olduğunuz gibi. Burada atılmışı var. Pardon, burada. Aynısı. Buraya giriyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Sitemize bakalım, açılmış mı? Oho, bu coşmuş lan site. Neyse, Race Minimap Mod Installer. Bu öyleyse mod seçtim. Geliyorsunuz, tıklıyorsunuz, iki tane klasör dosya geliyor. Uygulama olanına gireceksiniz, mod yükle yükleme şeyine gireceksiniz, uygulamasına gireceksiniz. Böyle bir şey karşınıza çıkacak. Biraz beklediğinizde bu modu yükleme seçeneği aktif olacak. Eğer yükleyeceksiniz, buraya bastığınızda size bir soru soracak. Backup Minecraft. Yani Minecraft'ı, nokta Minecraft'ını yedekleyeyim mi diye bir soru soracak. Eğer böyle yanlış modları falan filan yüklerseniz Minecraft'ınız crash verir veya açılmaz. Eğer böyle emin olmadığınız modlar varsa şey yapın. Evet deyin. O size bilgisayar, hard diskiniz, burada oluşan bir Minecraft backup klasörü oluşturuyor. Buraya girdiğimizde ben bunların bazılarını şey yapmıştım, yedeklemiştim. Görmüş olduğunuz gibi burada açılabiliyor. Nokta Minecraft'ınız geliyor açılınca. Eğer crash verirse bunu kopyalayıp oraya atabilirsiniz. Bu sonra şey yazıyor. Yükleniyor kendi kendine. Done geliyor. Done. Done yazısı geldikten sonra kapatın burayı. Burada restore var, options var. Modları silebilirsiniz veya falan filan. Evet, silmek istiyorsanız buradan silebilirsiniz. Evet, sonra buraya geldiğinizde
Yine mod klasörünüz geldiğinizde burada bir tane şey oluşuyor. RAR dosyası oluşuyor. Bununla işiniz yok. İsterseniz silin, isterseniz silmeyin. Veya silmeyin kalsın, ben silmedim. Ama modlarım çalışıyor şu anda. Eğer Not Enough Items modunu yüklerseniz buraya onun hakkında hiçbir şey gelmez. Görmüş olduğunuz gibi onun hakkında bir şey yok. Eğer Core modsuna gelirseniz Not Enough Items burada görebilirsiniz. Evet, böyle. Skydance videomuz da bu kadardı. Evet, gelmiş sonunda. Neden 1.3.2 olduğunu anlamadım. Şurada Skydance Installers var. Burada Minecraft'ın sürümüne göre seçebilirsiniz. Benimki 1.4.7 çünkü daha şey yapmadım, güncellemedim. Görmüş olduğunuz gibi burada gelen her şey 1.4.7. Bu ilk baştaki hariç, neden bu 1.5 onu anlamış değilim. Belki içinde de kullanıyordur. Ah, çok konuştum ama. Her neyse. Buradan istediğiniz modları seçebilirsiniz. Beğendiklerinizi falan filan yapabilirsiniz. Skydust çok iyi bir sitedir. Biraz aşırı yükleme var ya da benim internetim sorunlu, bilmiyorum. Evet, oyuncuların başka videosunda görüşmek üzere. İyi günler.